Herkese merhabalar. Kanalımıza, sayfamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni uygulama SRC'den çıkan uygulama sınav sorularını değerlendiriyoruz. Bu ve buna benzer sorular görmek istiyorsanız arkadaşlar, güncel sorular görmek istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olduktan sonra cüzi bir ücretle kanala katılıyorsunuz. Tüm yazılı ve uygulama soruların tamamı güncel bir şekilde karşınıza çıkacak. Başarılar diliyorum. Kesinlikle kanala katıldıktan sonra tüm soruları çözen tüm arkadaşlar eminim ki 90 ve üzeri not alacaklar. Başarılar diliyoruz ve başlıyoruz. SRC nedir? Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesine SRC diyoruz arkadaşlar. Bakın çok önemli. SRC'nin tanımı sınavda soru olarak geliyor. SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı, SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı, SRC 3 uluslararası yük kargo taşımacılığı, SRC 4 yurt içi yük kargo taşımacılığıdır. SRC 1'i alanlar SRC 2'yi almış sayılır arkadaşlar. SRC 3'ü alanlar SRC 4'ü almış sayılır. SRC 5 de tehlikeli madde taşımacılığıdır. SRC'lerin açılımlarından hem yazılıda hem de uygulamada soru olarak görebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde bunu tekrarlayın arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Soru 1. Türkiye'nin ürettiği TOGG'da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Buji. B. Elektrik motoru. C. Araç içi şarj ünitesi. Arkadaşlar, TOGG elektrikte adı üzerinde bakın. Hangisi bulunmaz? Ürettiği TOGG'da hangisi bulunmaz? Tabii ki buji bulunmaz, değil mi? Buji benzinli araçlarda, değil mi? Benzinli araçlarda bulunur. Evet. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen geçelim ki. Yolcu taşımasında kullanılan sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan araçlarda kaç yaşından büyük çocukların emniyet kemeri ya da çocuk bağlama sistemi kullanmaları zorunludur? 2 yaş ve üzeri yaştakiler, 3 yaş ve üzeri yaştakiler, 4 yaş ve üzeri yaştakiler, 5 yaş ve üzeri yaştakiler. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki bakın 9'dan fazla oturma yeri olan araçlarda diyor. Bakın araçlarda. Yani M2 ve M3 sınıfı araçlarda seyahat eden 3 ve üzeri yaştaki çocukların emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemleri kullanmaları nedir? Gerekiyor. M2 ve M3 dediğimiz arkadaşlar bakın M2 minibüs olarak geçer. Minibüs. Şuraya yazalım. Trafikte minibüstür. M3 de otobüstür arkadaşlar. Evet. M3 de otobüstür. Yani şöyle bir şey söylersek arkadaşlar M2 ve M3 bakın M2 ve M3'ün karayollarındaki hız sınırları aynıdır. Minibüslerin ve otobüslerin hız sınırları aynıdır. Bilginiz olsun. Burada 3 yaş ve üzerindeki çocuklar nedir? Emniyet kemeri bağlama sistemi kullanmaları zorunludur. Arkadaşlar bilginiz olsun. Evet hemen geçelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Görüntüdeki iki araç arasında okla gösterilen mesafenin adı nedir? Okla gösterilen. Sık sık sınavda geliyor. Hem yazılı hem de uygulamada çıkabilen bir soru. Takip mesafesi, reaksiyon mesafesi, fren mesafesi. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki burada rakamlar da verilmiş. Bakın 90, 90'ın yarısı 45'tir. Yani takip mesafesini bize sormuş. Takip mesafesi hızın yarısıdır. Bak şöyle yapalım. Hızın yarısı bize takip mesafesini verir. Hızın yarısı. Takip mesafesi aynı zamanda 88, 89 sayılarını arka arkaya saydığımız zaman yine bize takip mesafesini verir. Aracın
Hızının yarısı. Evet, hızının yarısı ne demek hocam? Yüzde gidiyorsan önündeki araçla arandaki takip mesafesi nedir? 50'dir, değil mi? 50'dir. Unutmayın arkadaşlar. Hemen geçelim diğer sorumuza. Geriye doğru bir yıl içinde toplamda 5 defa hız sınırlarını %30'dan %50'ye ya da %50'den fazla aşan sürücülere ne ceza verilir? A. Sürücü belgeleri 3 ay süreyle geçici olarak geri alınır. B. Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geçici olarak geri alınır. C. Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. D. Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Hız sınırları yollarda arkadaşlar işte araçlarımızın resimleri de verilmiş. Mesela bakın otomobilin hız sınırı 82, otobüsün hız sınırı 70, kamyonun hız sınırı 70 şeklinde verilmiş. İşte burada otomobilin 90, otobüsün 80, kamyonun 80 şeklinde. Böyle bir durumda bakın geriye doğru bir yıl içinde toplamda 5 defa bakın şu çok önemli. Hız sınırı %30'dan %50'ye ya da %50'den fazla aşan sürücülere tabii ki bir yıl süreyle değil mi? Bir yıl süreyle geçici olarak ehliyetlerine el konuluyor. Trafikten men ediliyor. Arkadaşlar cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Bu soru da hem yazılı sorusu hem de uygulama sınav sorusudur. Çok çok önemli bir sınav sorusu, yıldızlı sorulardan birisi. Hemen 5. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen hangi kırık çeşidinde kemik bütünlüğü bozulmuş ancak deri bütünlüğü bozulmamıştır? Kapalı kırık, açık kırık, bakın spiral kırık ve parçalı kırık şeklinde. Unutulmamalıdır ki arkadaşlar, kapalı kırıkta kemik bütünlüğü bozulmuştur ancak deri sağlamdır. Açık kırıkta deri bütünlüğü bozulmuştur. Kırık uçları dışarı çıkabilir. Beraberinde kanama ve enfeksiyon tehlikesi taşır. Yani kapalı kırıkta enfeksiyon tehlikesi taşımaz, açık kırıkta enfeksiyon tehlikesi taşır. Burada tabii ki cevabımız arkadaşlar kapalı kırıktır. Doğru cevabımız. Kemik kırıklığında cilt sağlam kalmışsa yani kırılan kemiğin dışarıyla bağlantısı oluşmamışsa kapalı kırık olarak adlandırılır. Kırıkların çoğunluğu kapalı kırık olarak oluşur. Kapalı kırık ve açık kırık ayrımının yapılmasının en önemli sebebi enfeksiyon olarak söylenebilir. Yani açık kırıklarda enfeksiyon tehlikesi taşır. Kapalı kırıklarda enfeksiyon tehlikesi nedir? Yoktur. Evet, hemen bakalım 6. soru gelsin. Banka sorulardan birisi. Her hafta bize gelen sorulardan birisi. Bakın görüntüdeki uyarı levhasını gören araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Takip mesafesini azaltmalı, takip mesafesini artırmalı, duraklama yapmalıdır. Şimdi arkadaşlar burada bakın gevşek şev işaretini görüyorsunuz. Gevşek, şuraya yazalım. Gevşek şev. Biz defalarca bu soruyu çözdük. Bakın işaretin anlamını da sorabilirler. Bakın anlamını da sorabilirler. İşaretin adını da sorabilirler. Gevşek şev işaretidir. Gevşek şev işaretini gördüğünüzde takip mesafesini artırmanız gerekiyor. Yani hocam hızımı azaltırım, takip mesafemi artırırım olacak. Değil mi? Evet, cevabım Bursa seçeneğidir. Hemen 6'ya bakalım. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki taşıtlardan büyük otobüs kullanan sürücülerin en az kaç yaşından gün almış olmaları gerekmektedir? En az kaç yaşından büyük gün almış olmaları gerektirir. 18, 24, 26, 30. Bakın burada arkadaşlar 24 yaşından gün alanlar kullanabiliyor. Cevabımız evet 24'tür. 26'dan 24'e düşürüldü. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen 7. soruya bakalım. Frigorifik yapıya sahip. Frigorifik yapıya sahip araçlar biliyorsunuz soğutucu özelliği olan araçlardır. Azami genişlik ne kadardır arkadaşlar? Bakın azami genişliğini sormuş. Şurada kapalı. Bakın kapalı soğutucu özelliği olan araçlardır.
Genişliğini sormuş 2,60 metre, 2,95 metre, 2,3 metre, 2,3,20 metre. Yani 3 metre 20 santim şeklinde arkadaşlar frigorifik yapıya sahip bir araçta azami genişlik 2,60'tır. 2 metre 60 santim olması gerekiyor. Burs Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Ve hemen geçelim 8. soru, yine yeni sorulardan birisi. Yetki belgesi sahipleri her seferde kaç kişiyi bilet keserek ücretsiz taşıyabilir? 1 kişiyi, 2 kişiyi, 3 kişiyi, 4 kişiyi. Her seferde kaç kişiyi bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler? Arkadaşlar 3 kişiyi taşıyabiliyorlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen bakalım. 9. sorumuz önemli. Okullar da açıldı. Okulla ilgili bir soru gelmiş. Okul bölgesi azami hız sınırı kaçtır? Arkadaşlar okul bölgelerinde yaya geçitlerinde hız sınırlarımız 10, 20, 30, 30 ve 50 şeklinde verilmiş. Tabii ki 30'dur. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen evet. Kaçıncı soruydu? Onun soruya geçmeden evet. Acil taşıma tekniklerinden sürükleme dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarmada seçilebilecek bir yöntemdir. Özellikle iri kişilerin taşınması gerektiğinde yüzey düz başın bir yere çarpması riski yoksa ayaklarından tutularak sürüklenir. İki elle altın beşik yöntemi ve omuzda taşıma itfaiyeci yöntemini görüyorsunuz arkadaşlar. Şekil olarak da bunları sorabiliyorlar, bilginiz olsun. 10. sorumuz yine okulla ilgili. Şekildeki okul servisinin arkasındaki dur işaretinin yanması neyi bildirir? A. Taşıtın geri manevra yaptığını. B. Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu. Evet, olduğunu. Şöyle yapalım. C. Taşıtın öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu. D. Araç lastiklerinde arıza olduğunu. Tabii ki burada bakın, okul taşıtının arkasındaki dur lambası hangi durumda yanar arkadaşlar? Öğrenci indirilip bindirilirken. Demek ki burada taşıtın öğrencileri almak üzere beklemek üzere olduğunu bize nedir gösteriyor. Kesinlikle okul taşıtını ne yapmamamız gerekiyor? Sollamamak gerekiyor. Geçmemek gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet, 11. sorumuz yine son dönemlerde sık sık çıkan sorulardan birisi. Görüntüde görmüş olduğunuz trafik ışıklarının altında bulunan dur levhasına ne zaman uyulur? Şuradaki dur levhasına ne zaman uyulur? Her durumda, trafik ışıkları çalışmadığında, hiçbir zaman, yağışlı havalarda. Arkadaşlar ışıklar çalışmadığı zaman dur levhasına uyacağız, değil mi? Işıklar çalışıyorsa ışıklara uyacağız. Eğer çalışmıyorsa o zaman dur levhasına uyacağız. Trafik ışıkları çalışmadığında dur levhasına uyulur. Ve son sorumuz şöyle. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünellere giriş yapan ya aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak. B. Araç içi ışıkları yakmak. C. Uzağı gösteren ışıkları yakmak. D. Sadece park veya sis ışıklarını yakmak. Şimdi yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken arkadaşlar uzağı gösteren farlarımızı yakıyoruz. Evet bakın, mavi göstergede mavi ışık yanar. Evet, mavi ışık yanar. Ya uzağı gösteren farlar, bakın uzağı gösteren farlar 100 metre ileri aydınlatacak şekilde aydınlatması gerekiyor. Yakını gösteren farlarımızda 25 metre yeşil ışık yanar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, serici 1, 2, 3, 4, 5'te tek adres. Kanallarımıza, sayfamıza abone olup videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu video özel olarak sizlere çekildi. Bu ve buna benzer tüm uygulama ve yazılı soruların tamamı kanalımızda, sayfamızda mevcut. %100 serice 1, 2, 3, 4, 5'ten yazılı ve uygulama kazanmak garantili örnek soruları kaçırmayın. Hepinize başarılar diliyoruz.
Bir sonraki canlı yayında ya da normal yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.